J.K. Rowling'in erken yaşlarda yazar olma hayali vardı. Ancak yayınlanmış bir yazar olma hayalinin gerçekleşmesi için yıllarca ısrar etmesi gerekecekti. Neredeyse kitabı için fikirlerini kağıda dökmeye karar verdiği anda annesinin ölümü onu yolundan saptıracaktı. Ardından gelen depresyon Rowling'i başka bir ülkede öğretmen olarak iş aramaya itti. Kısa bir süre sonra evlendi ve bir çocuğu oldu. Bu da onun isteklerini daha da geciktirecekti. Ancak Rowling için işler rayından çıkmamıştı. Çünkü evliliği başladıktan sadece bir yıl sonra aniden sona erecekti. Bu durum onun bir çocukla işsiz kalmasına ve işsizlik yardımlarıyla zar zor geçinmesine yol açtı. Ancak yaşadığı zorluklara rağmen Rowling kitabını yazmaya devam etti. Ve bunu çocuğu uyurken yazabileceği her boş anı değerlendirerek yaptı. Sonunda taslağını tamamlayacağı gün geldi. Elbette Rowling taslağını bitirdikten sonra bile engeller devam etti. 12 farklı yayıncı romanını reddetti. Bu reddedilme Rowling'in moralini bozdu ve neredeyse pes edecekti. Neyse ki bir kez daha denedi ve işte o anda J.K. Rowling'in şansı döndü. Sonunda taslağını kabul edecek bir yayıncı buldu. J.K. Rowling şu anda tüm zamanların en çok satan yazarlarından biri. Aynı zamanda dünyanın en çok kazanan yazarı. Kitapları 80'den fazla farklı dile çevrildi ve 600 milyondan fazla sattı. Açıkça görülüyor ki sebat ve sabır uzun vadede karşılığını veriyor.